Değerli Ribat FM dinleyicileri kısa bir aradan sonra tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. Bugünkü konumuz kurbanla ilgili. Malumumuz kurban bayramı yavaş yavaş yaklaşmakta. Stüdyo konumuzu tekrar hatırlatayım. Meram Başvaizi Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam kaldığımız soruyla devam edeceğiz. Yeni bir soruya geçecektik araya gitmeden önce. Hemen soruyu sorayım hocam. Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmını veya derisini kesim ücreti olarak verebilir miyiz hocam? Evet, bu soruya biraz önce cevap vermiştik ama yeniden radyosunu yeni açan kardeşlerimiz için tekrar cevap verelim. Hayvanın kesim işlemi ibadet değildir. Kurban kesmek ibadettir ama bu işi bir kasabın yapması, kesim işlemi ibadet değildir diyorlar. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Pazarlık yapabilir, ücret alabilir. Ancak kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın derisi veya etinin bir kısmı verilemez. Benim kurbanımı kesersen derisi senin olsun, bir kilo da sana et vereceğim. Bunu yapanlar var günümüzde. Çok maalesef. Hocam. Bu yanlıştır, haramdır, caiz değildir, böyle olmaz. Böyle yapılırsa kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı, bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur. Yani kurbanı biraz ucuza getirmiş oluyoruz. Kurbanın kendi etinden, derisinden, kasap ücretini verdiğimiz zaman ibadetin kendisinden bunu yapmaya kalkmış oluyoruz. Bu caiz olmaz. Hazreti Ali Efendimizin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz develer kesilirken başında durmamı Derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti. Onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi de bana yasakladı. Ve kasap ücretini biz kendimiz veririz buyurdular. Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da rivayet edilmiş sahih bir rivayettir. Dolayısıyla kasap ücretini para olarak vermek gerekir. Kesimden önce pazarlık yapmalı her şey net olmalı, pazarlık kesinleştikten sonra kesim ücreti sabit belirlendikten sonra kesim işlemi bitmeli, kasabın ücreti de alnının teri kurumadan verilmelidir. Hocam çokça sorulan bir soru, kesilen kurbanın kanından anma sürülmesi konusunda, Dinimizde böyle bir yeri var mıdır hocam? Yoktur. Maalesef günümüzde e çokça yapılıyor. Evet, cahiliye adetidir. Özellikle çocuklara sürülüyor evet. hocam. Kurbanın kanından iki kaşının arasında böyle bir parmakla bir kan işareti yapılıyor. Bu cahiliye adetidir. Eski kavimlerde görülen bir adettir. Bunun dinimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kesilen kurbanın kanının alına sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Özellikle cahiliye toplumundan geldiği bilinmektedir. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir. Hocam kişi beslediği veya kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden veya yününden yararlanabilir mi? Hocam? Evet, çok güzel bir soru. Çok sorulan bir soru bir kimse kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvanı kurban olarak keseceğine karar verse bu hayvanın gücünden veya dişi ise sütünden yararlanabilir. Yününden de yararlanabilir. Fakat hayvancılık yapmıyor. Kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvan değil. Kurban pazarına gidiyor. Hayvan satış yerlerine gidiyor, evet. kurbanlık satış yerlerine gidiyor, kurban olarak bir hayvan satın alıyor, büyük baş veya küçük baş. Kurban olarak alınan bir hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak caiz değildir, uygun değildir. Çünkü bu durumda hayvan satın alınmasından itibaren kurbanlık olarak belirlenmiş olmaktadır. Şayet böyle bir hayvandan yararlanılmışsa, diyelim ki sütünü ve yününü kullanmışsa, o zaman bunların bedelini sadaka olarak fakirlere dağıtmalıdır. Hocam teşekkür ediyorum. Diğer bir sorum hocam. Kurban kesmek yerine, sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? Yani parasını bir fakire verelim, evet. nasıl olsa e, ete ihtiyacımız yok böyle bir şey yapmak caiz midir hocam? Caiz değil. Net soru, net cevap. Bunu son zamanlarda dile getirenler var. Bu ibadeti ortadan kaldırmak isteyenler, kurbana karşı olanlar, Allah'ın ve Resulünün bu emrine karşı olanlar. Bu bir yardımlaşmadır. Efendim bunun parasını versek kurban kesilmese de olur deyip böyle bir yalan yanlış fetva vererek halkımızın kafasını karıştırmaktadır. Hocam bu fetvayı verdikleri zaman da insanların ayetlerle sabit olan şeyi evet. insanlar dinden çıkmasına da vesile oluyor mu? Kendisi? Yani Allah korusun ama bu ibadeti ortadan kaldırmaya, dinimizi tahrif etmeye yönelik bir girişimdir. Asla onaylamak mümkün değildir. Evet hocam. İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesine mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri zaman şekil ve sayıda yerine getirilebilir. Allah ve Resulü nasıl emrettiyse biz Müslümanların buna teslim olması, bunun bir hikmeti vardır deyip bu emri yerine getirmesi gerekir. Hayvanın kesilmesi kurbanın rüknüdür. Yani kesim işlemi, bu kan akıtılması, kurban ibadetinin yerine getirilmesi şarttır. Ben kurbanlık hayvanın bedelini fakirlere dağıtayım, o da gitsin kasaptan ister etasın ister başka ihtiyaçlarını karşılasın demek bu ibadeti ortaya ortadan kaldırmaya yönelik bir çabadır ve asla kabul edilemez. Bedelini infak etmek, harcamak suretiyle kurban ibadetini yerine getirilmiş olmaz. Sadaka vermiş olur. Bunu yaptığı zaman bu bir değişik ibadettir. Bu da güzeldir ama kurban ibadeti yerine gelmiş olmaz. Fakire yardım yapmakla bağışta bulunmuş olur, sadaka vermiş olur. Ama kurban kesmiş olmaz. Fakire vekalet verir de benim adıma kurbanlık hayvan al ve kurban bayramı gününde benim adıma kes, etinden yararlan derse bu caiz. Bu vekalet işlemidir. Ama böyle yapmıyor. Kurban alınmasını istemiyor. Sadece parasını veriyorsa, fakirin ihtiyaçlarını karşılamak için böyle yapıyorsa bu kurban ibadeti yerine geçmez. Peygamber Efendimiz kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek suretiyle bu ibadeti yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı'nda Allah katında en sevimli ibadetin, Allah'ın rızasına en uygun olan ibadetin kurban kesmek olduğunu ve kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını Kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir. Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak Müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Bunu yapmak için kurban bayramını beklemeye gerek yok. Her zaman yapılabilir. Ancak bu iki ibadetin birbirinin alternatif olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan, kurban kesimi gerçekleşmeden hayvanı sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle Kurban ibadeti ifa edilmiş, yerine getirilmiş olmaz. Mesela kurumlar, vakıflar, dernekler bizim vekaletimizi alıyor. Bizim yerimize mutlaka o kurbanlık hayvanları alıyorlar ve Kurban Bayramı gününde kesiyorlarsa, kesim işlemini gerçekleştiriyorlarsa ve bizim adımıza fakirlere dağıtıyorlarsa o zaman biz kurban kesmiş oluruz. Çünkü vekalet caizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimize vekalet işleminde bulunarak kurbanlarını kesmesini emretmiştir. Hazreti Ali Efendimiz de peygamberimizin yerine kurbanlarını kesmiştir. Dolayısıyla bugün vakıflar, dernekler, hayır kurumları kurban vekaletle kurban organizasyonu yürüttükleri zaman bizden vekalet alır. Bu vekaletlerin, bu emanetin gereğini yerine getirirlerse yani Kurban Bayramı'nda bizim kurbanımızı mutlaka kesip Etlerini fakirlere dağıtırlarsa sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar. Ama bizden parayı alıp kurbanım kesilmeden başka fakirlere dağıtılsın gibi bazı vakıflarda, dernekte, derneklerde ifade görüyoruz. Bu ibadeti, kurban ibadetini kaldırmaya yönelik bir girişimdir. Asla caiz değildir, uygun değildir. Hocam, kurban eti, derisi, bağırsakları gibi kurban ürünlerinin satılması caiz midir? Kurbanın eti kısmen veya tamamen sahibi ve ev halkı tarafından tüketilebileceği gibi ister zengin ister yoksul olsun başka kimselere de hediye ve sadaka olarak verilebilir. Ancak kurbanın eti ve bağırsakları gibi şeylerinin satılması caiz değildir. Ayrıca kurbanların deri, yağ, baş, ayak, yün ve süt gibi parçalarının satılması da mekruhtur. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim kurbanın derisini satarsa kurban kesmemiş gibidir buyurmuşlardır. Bu sebeple kurbanın derisi ya da etinin satılması halinde alınan bedelin sadaka olarak verilmesi gerekir. Diyelim ki kişi sattı. Deriyi bağırsağı sattı ne yapacak? Parasını kendisi kullanamaz. Fakirlere vermesi gerekir. Kurbanın derisi bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabilir. ...evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da... ...daha önce ifade ettiğimiz gibi bir sakınca bulunmamaktadır. Hocam, akika, adak, uthüye ve nafile kurbanlar için... ...aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi hocam? Evet. Güzel bir soru. Teker teker sordum, anlaşılsın evet. diyorum. Kurbanın çeşitleri var. Akika kurbanı, bir çocuk dünyaya geldiği zaman, özellikle doğumunun yedinci gününde... Allah'a şükür ifadesi olarak kesilmesi sünnet olan bir kurban çeşidi. Peygamberimiz bunu yapmış. Adak kurbanını da biliriz. Şartlı veya şartsız bir adağımız olduğunda kurban keseceğim diye adakta bulunduğumuzda bunu kesmek vaciptir. Adak kurbanının etini fakirlere dağıtmak zorundayız. Kendimiz, ailemiz bu etten yiyemiyor. Akika kurbanının etini kendimiz yiyebiliriz. Çocuklarımız yiyebilir. Udhiye kurbanı neydi? kurban bayramı günleri kesilen kurbana udhiye kurban adı veriliyordu. Nafile kurban da her zaman kesilebilen kurbandır. Ortak kesilen kurbanlarda hissedarlardan her birinin kurbanlarını aynı maksat için kesmiş olmaları gerekmiyor. Ortakların her birinin ibadet niyetiyle katılmış olması şartıyla bir kısmı udhiye, bir kısmı adak, akika, nafile kurbanı olarak niyet edebilirler fetvasını din İşleri yüksek kurulumuz vermiştir. Hocam diğer bir sorumuz dişi veya erkek hayvanlardan hangisinin kurban edilmesi daha çok caizdir hocam? Evet. Bu şekilde soralım. Deve, sığır gibi büyük baş hayvanlarla, koyun, keçi gibi küçük baş hayvanların belirli şartları taşımaları durumunda erkek olsun dişi olsun kurban olarak kesilebilecekleri hususu Peygamber Efendimizin hadisleri ve uygulamalarıyla sabittir. Kurban edilecek hayvanın cinsiyeti kurban ibadetinin fazileti açısından bir ölçü değildir. Ancak sığırın dişisinin kurban edilmesinin faziletli olduğu görüşünü ileri süren bazı alimler olmuştur. Bu görüşü o fakihlerin, o alimlerin yaşadıkları toplum ve dönemin şartlarına göre değerlendirmek daha isabetli olmaktadır tarıma dayalı bir toplumda erkek sığırın gücünden daha fazla yararlanılma imkanının bulunması göz önünde bulundurulmuş ve böyle bir görüş ortaya atılmış olabilir. Yani icma ümmet kıyası fukah yapmışlar değil mi hocam? Yok öyle değil. O zamanki alimler kendi dönemlerinin şartlarını dikkate alarak o şekilde dişi hayvanın kurban edilmesinin daha faziletli olduğunu ileri sürmüşler. Ancak bu görüşler dinin değişmez esasındanmış gibi kabul edilmemelidir diyor. Genişleri Yüksek Kurulumuz. Bunlar toplum menfaati göz önünde bulundurularak, kamunun yararı dikkate alınarak ortaya konulmuş görüşlerdir. Günümüzde de aynı esastan hareket ederek dişi sığırların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi halinde ki böyle bir tehlike günümüzde var. Eğer dişi sığırlar çok kurban edilirse dişi hayvanların efendim sayıları azalır ve hayvancılık üretimi azalabilir. Et fiyatları daha da artar, ülkenin et ihtiyacı daha artar, hayvancılık riske girebilir. Onun için böyle bir durumda, yani tekrar ediyorum, dişi sığırların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi halinde erkek sığırların tercih edilmesi uygun olur diyor Dinişleri Yüksek Kurulumuz. Ayrıca kurbanlık hayvanın Erkek veya dişi olması kurbanın geçerlilik şartları arasında da yer almamaktadır. Hocam yine önemli bir soru. Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin e, dini bir dayanağı var mıdır? Hatta şöyle de görüyoruz günümüzde. Ben kurban etiyle e, yiyeceğim. E, hatta evet. oruç da tutuyorlarmış. E, duyuyoruz hocam. Evet şöyle açıklayabiliriz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edilmektedir. Vel fecri ve leyalin aşrin diye başlayan fecir suresinin ikinci ayetinde fecre yemin olsun ki on geceye yemin olsun ki diye başlayan ayetin tefsirine baktığımız zaman bu on mübarek gecenin zilhiccenin ilk on gecesi olduğu görüşü bulunmakla birlikte Muharrem'in ilk on gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in son on gecesi olduğu şeklinde görüşler bulunmaktadır. Ve Peygamber Efendimiz'den Zilhicce'nin ilk 9 gününde özellikle Arefe gününde oruç tutmanın faziletini bildiren sayı hadis-i şerifler bulunmaktadır. Arefe günü hacca gitmeyenler evet hocam. hacılara caiz değil. Arafat'ta onların oruç tutması caiz değil. Mekruhtur. Peygamberimiz bunu uygulamalarıyla ortadan kaldırmıştır. Herkesin göreceği şekilde Arafat'ta süt ikram edilmiş ve herkesin gözü önünde içmiştir peygamberimiz oruçlu olmadığını göstermek için. Ama hacca gitmeyen Müslümanların arefe günü oruç tutması çok sevaplıdır. Ve peygamberimizin hadis-i şeriflerinde geçen müjde şudur. Arefe günü oruç tutan Müslümanın geçen ve gelecek sene iki senelik günahına, iki senelik günahına kefaret olur diye geçiyor. Bir gün oruç tutuyorsunuz, İki yıllık günahlara kefaret olur diye böyle büyük bir müjde vardır. Onun için imkanı olan, sağlığı yerinde olan kardeşlerimize Zilhicce'nin dokuzuncu günü, yani biliyorsunuz Kurban Bayramı 24 Eylül'de, 23 Eylül'de Arefe günü, 23 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Evet o gün kardeşim. oruç tutmanın sevabı, mükafatı çok büyüktür. İslam alimlerimiz Zilhicce'nin ilk dokuz gününün Kurban Bayramı'ndan önceki 9 günün oruçlu geçirilmesinin, özellikle Arefe gününün oruçlu geçirilmesinin müstehap yani çok sevaplı bir ibadet olduğunu belirtmişlerdir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nda da oruç tutulmaz. 4 gün boyunca oruç tutmak haramdır, caiz değildir fetvası vardır. Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemekte müstahaptır. Çünkü Peygamber Efendimiz bayram namazını kıldıktan sonra kurbanlarını kestirmişler, kesmişler ve kurbanın eti piştikten sonra ilk yemek olarak kurbanın etinden bir rivayette ciğerinden tadarak kahvaltılarını bu şekilde yapmışlar. Dolayısıyla alimlerimiz mümkünse normal kahvaltı yerine kurban kesimi eğer erken saatlerde yapılabiliyorsa günümüz şartlarında kahvaltıda kurban etiyle güne başlamanın müstahap olduğunu söylemişlerdir. Ama günümüz şartlarında bazı kardeşlerimiz birinci gün akşama kadar sırası gelmediği için kestiremiyor. İkinci güne kalanlar var, üçüncü gün kestirenler var. Dolayısıyla bunlar normal kahvaltılarını elbette yapacaklardır. Burada ifade etmeye çalıştığımız şey genelde insanlar bayram namazından sonra imkanı olanlar hemen kurbanlarını keserler ve kurban etinden bir miktar pişirilir ve o güne o kurban etiyle başlamakta müstahap sayılır. Bu kendi evinde kurban kesebilen insanlar için böyledir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara akşama kadar sıra ancak gelmektedir. Hatta ertesi güne kalmaktadır. Bu insanların aç kalıp oruç duymuş gibi durmaları da uygun değildir. Fetvasını Din İşleri yüksek kurulumuz vermektedir. Hocam bir de kurban kesenlerle ilgili sorularımız var. Onlara geçelim. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür hocam? Evet. Temel bir soru, önemli bir soru. Kurban kesmek akıl sağlığı yerinde olan, buluğa ermiş, yani ergenliğe ulaşmış, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olmuş ve mukim olan, yolcu olmayan, ikamet halinde bulunan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya altın değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi Hanefi mezhebine göre vaciptir, gereklidir. Burada zekattan şöyle bir farkı var. Diyelim ki bir kişi kurban bayramı günü zengin oldu. 80 gram altın oldu. Temel ihtiyaçlarının ve burcunun dışında. Evet, evet. Bir yıl bekleme şartı yok. Zekatta farz olabilmesi için bir, yıl bir izleyen. kameri yılın geçmesi şarttır. Ama kurban bayramına ulaşan bir kişinin bayrama ulaştığında 80 gram altını varsa, altın değerinde parası, malı, mülkü varsa, kurban kesecek imkanı varsa onun kurban kesmesi vacip sayılmıştır. Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Özel bir soru var, çok güzel bir soru. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendi kurban kesmiş midir hocam? Kurban ibadeti hicretin ikinci yılında meşru kılınmış. Resulullah Efendimizin de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl bizzat kurban kestiği bilinmektedir. Tirmizi, Buhari, Müslim gibi kaynaklarda bu bilgiye ulaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında ise yüz deve kurban etmiştir. Hacca gittiğinde peygamberimiz cömertliğini bu şekilde göstermiş. Tam yüz deve kurban etmiştir. Bunlardan altmış üçünü bizzat mübarek elleriyle kesmiştir. kesmiştir. Kalanları da Hazreti Ali Efendimiz'e vekalet vermiş. Kalanları Hazreti Ali Efendimiz peygamberimiz adına kesmiştir. Bütün kurban etleri büyük kazanlarda pişirilmiş. Ve yüz bini aşkın sahabiye Mina'da o çadırlarda ibadet halinde olan sahabi efendilerimize peygamberimiz tarafından ikram edilmiştir. Bu da peygamber efendimizin cömertlikte zirvede olduğunu gösteren delillerden biridir. Onun için diyoruz ki günümüzde trilyonları, milyarları olan çok zengin Müslümanlar Ver. bir kurban kesmek yerine imkanları ölçüsünde 10 kurban, 100 kurban, 200 kurban, 500 kurban vekalet vererek Türkiye Diyanet Vakfımız başta olmak üzere birçok vakıf dernek bu konuda çok güzel hizmetler yapıyor. Afrika'da aç olan insanlar var. Ülkemizde Suriyeli kardeşlerimiz var. Çevremizde Filistin'de, Uzak Doğu'da, Endonezya'da ve diğer ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere kurban kestirebilecek kardeşlerimize tavsiyemiz bir kurban kesmek yerine imkanları ve cömertlikleri ölçüsünde daha fazla kurban kesmelerini tavsiye ederiz. Çünkü Peygamberimiz bunun örneğini bizzat kendileri uygulamıştır. Hz. Ali Efendimiz demiş ki, Peygamberimiz tam yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım. Hz. Enes'ten gelen bir rivayette de, siyah beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir çekerek bizzat Peygamber Efendimiz kesmişlerdir diye geçiyor. Allah hepimize bu güzel ibadeti nasip eylesin. Yüce Rabbimiz bütün günahlarımızı affeylesin. Rızasına uygun ameller işlememizi bizlere kolay eylesin. Allah rızası için bu ibadeti usulüne uygun bir şekilde yerine getirebilmemiz için Rabbimizden yardım niyaz ediyoruz. Her yıl olduğu gibi inşallah bu yılda kurban ibadetini huzur ve güven içerisinde yerine getirmek için gerekli tedbirleri almalıyız. Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getirmekle mümkündür. Haramlardan, günahlardan sakınmalıyız. Allah hepimizin bütün ibadetlerini, kurban ibadetini ve diğer ibadetlerimizi kabul buyursun. Allah razı olsun. Hepimizi sağ salim Kurban Bayramı'na ulaştırsın. Allah bizi cennetiyle cemaliyle müşerref Amin eylesin ya. ve cehennem azabından korusun. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Ribat Efem ailesi, Ribat İnsani Yardım Derneği 7 ülkede onu aşkını ülkede e, kurbanlarınızı kabul ediyor. Ribat İnsani Yardım Derneği'ne ulaşabilirsiniz. Telefonları bizde var. Değerli yönetmenime ulaşıp telefon numaralarını alabilir ve kurbanlarınızı yurt dışında, Gazze'de, Filistin'de, e, Sudan'da, Somali'de e, ve e, Ribat İnsani Yardım Derneği'nin onu aşkın ülkesinde kestireceği kurbanlara siz de yardımcı olabilirsiniz. Fakir ve fukarayı gözetebilirsiniz. Evet efendim ben program yapımcınız ve sunucunuz Harun Çelikel, değerli Mehmet Erşahin hocamızla beraber hepinize hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.